Biz bu tasarıyı bir uzlaşma mantığı içinde alt komisyondan 3 saatte geçirdik. Adalet komisyonundan yarım günde geçirdik 50 maddelik tasarıyı. Dedim ki içimden, bu parlamento çalışmıyor diyen, uzlaşma kültürü yok diyenlere çok güzel cevap oldu. Ama son saniyede ne alt komisyonda ne üst komisyonda ne de genel kurulda hiç önümüze getirilmemiş ve sonuçları itibariyle de siyasi sorumluluğunu hiç kimsenin alamayacağı bir madde getirildi. 765 sayılı kanunda daha önceden, yani ceza kanunu değişmeden önceden olan bir maddeyi tekrar aynı haliyle buraya getirdik. Ama şimdi şu var, şunu söylüyorlar. 16-11-2016 tarihinden önce tecavüz eden, cinsel istismarda bulunan kişiler diyorlar. Bundan sonra olanları kapsamaz diyorlar. Yapmayın. Yol olur, yol. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uygun bir düzenleme yaptık cinsel istismarla ilgili. Ama şimdi Ömer Bey'in söylediği gibi 11 yaşında bir çocuğa tecavüz eden, sonra belki de ailesine para vererek, para karşılığı onunla evlenen, o kızı satın alan adamı biz burada atladık. Bakın 765 sayılı kanun yürürlükteyken ben avukatlık yaptım. Yüzlerce vakayla karşılaştım. 13 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında kız çocuklarına aileleri bir tecavüz olmuş, istismar olmuş. Karşı taraftan para alarak çeşitli sahiplerle evlendirdiler. O çocuklar hayatlarının sonuna kadar bir hapis hayatında kaldılar. Cinsel istismar düzenleyen diğer konularla ilgili bir çalıştay yapalım. Kadın derneklerini, sivil toplum kuruluşlarını çağıralım demiştiniz. Hala çok geç değil. Bu maddeyi orada tartışırız. Bu maddeyi tekrar müzakere yoluyla bir önerge verelim. Ne olur geri çekin. Bunun sorumluluğunu, siyasi, hukuki ve vicdani sorumluluğunu hükümetiniz kaldıramaz. Biz hiç kaldıramayız. Yarın basında bir uzlaşma oldu diye haber yapılırken, yarın basında tecavüzcüyü koruyan AKP diye haber yapılır. Bizi düşünmüyorsanız kendinizi düşünün. Lütfen tekrar müzakereyle bunu geri çekin. Saygılarımı sunuyorum.